adalet bakımından, gerek güzellik anlayışı bakımından, gerek düzen anlayışı bakımından, gerek sayısal anlamda, yani sayısal anlamda da bir değişme ve ilerleme içerisindeyiz. Gerek teknoloji, bilim ve buna bağlı olarak tabii her şeyden önce belki felsefe olarak da değişiyoruz ve gelişiyoruz mu? Bu biraz soru işareti olabilir. Ama bir tarihi var. İnsanların yeryüzünden bugüne kadar geçirdikleri bir takım felsefi evrimler var. Bu evrimlerin biz başına, en başına insanlar, tarihçiler şeyi yerleştiriyorlar. Antik çağı yerleştiriyorlar. Ondan sonra Helenistik dönem diye bir dönem geliyor. Helenistik dönem. Sonra yeni çağ, yani Rönesans geliyor. Ondan sonra 17. yüzyıl felsefesi geliyor. Sonra 18. yüzyıl felsefesi ve aydınlanma dönemi olarak niteleniyor bu. Belki de en büyük kırılmaların yaşadığı dönem olarak da nitelenebilir bu aydınlanma felsefesi. Yani 19. yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan zaman diliminde gerçekleşen düşünsel akımlar, düşünce biçimleri yeryüzünü etkileyecek denli iletişim araçlarının da gelişmesiyle birlikte belki dönem itibariyle çok geniş taraf bulan ve ülkelerin siyasetini, idari biçimlerini değiştirecek kadar güçlü felsefi akımlar ortaya çıkıyor. Sonra 19. yüzyıl felsefesi ve 20. yüzyıl felsefesi biçiminde içinde bulunduğumuz çağın 3. bin yıla girerkenki çağın belki felsefesiyle birlikte biçimlendirilebiliyor bu tarihsel dönemler, felsefi tarihsel dönemler. Dikkat ederseniz biz ilkin antik çağ aldık. Hatta dedik ki bu içinde yaşadığımız dönem de dahil olmak üzere Batı düşüncesini modelleyen en önemli felsefi dönemlerden biridir. Özelliklerine kısmen değindik. Şimdi bu dönemden sonra arkadaşlar bir Helenistik dönem var. Burada çok dikkat çeken birkaç şeye ben değinmek istiyorum. Ama bundan önce şunu söyleyeyim. Mesela sanat tarihinde de karşımıza çıkar. Hemen hemen her türlü yapıda, bu resimde, heykelde, mimaride, hatta giderek bakıyoruz felsefede de öyle, yaşam biçimlerinde de öyle, her yapının bir arkaik dönemi var. Arkaik dönem. Yani prototipi, ilk çıkışı var. O ilk çıkışı biliyorsunuz biraz kaba, saba falan oluyor. O dönemlerin özelliklerini konuşmuştuk. Ondan sonra bu arkaik dönemden sonra bir klasik dönem var. Klasik dönem. Artık o anlayış her neyse, sanat türü her neyse, o felsefi yapı her neyse, onun en zirveye çıktığı, yapısal özellikleri bakımından en iyi duruma geldiği zaman var. Buna klasik dönem deniyor. Bir de bakıyoruz ki Helenistik dönem deniyor. Helenistik dönem ya da barok dönem de diyenler var. Dağılma dönemi, çözülme dönemi ve dağılma dönemi olarak niteleniyor. Buradaki Helenistik dönem felsefesini de biraz bu bağlamda kavrayabiliriz. Bu dönemde de aynı özellikleri görüyoruz. Bir dağılma dönemi, çoğalma dönemi, bir yerinden sökülme, insanların neyi nasıl düşüneceklerini bilemedikleri, artık neye inanacaklarını bilemedikleri bir döneme takabül ediyor bu Helenistik dönem. Bakıyoruz ki Epikuros felsefesi, Stoa felsefesi, kuşkucu felsefe, ondan sonra gibi Helenistik felsefenin en önemli özelliği diyor, konularını mantık, fizik ve etik şeklinde düzenlemesidir. Mantık, Aristoteles'i bir tutumla doğru bilgiye ulaşmanın yöntemi ve felsefenin vazgeçilmez aracı olarak görülmüştür diyor. Dönemin en önemli iki sistemi olan Epikurosçulukla Stoacılık kişisel bir ahlak üzerine yoğunlaşmışlar. Siyasi ya da toplumsal düzenle ilgili problemlere pek az önem vermişlerdir. Bunun nedeni kent devletinin yerini alan imparatorlukla birlikte bilinen dünyanın sınırlarının genişlemesi ve bireylerin dünyaya, toplumu ve kendilerine yabancılaşması, yalnız ve başıboş kalmasıdır. Bakın bu, özellikle bu cümle bizim kastettiğimiz şeyi çok daha iyi veriyor.
Diyor ki kent devletleri yerini alan imparatorlukla birlikte bilinen dünyanın sınırlarının genişlemesi. Yani artık insanlar kent devleti gibi kısıtlı bir mekan içerisinde değil de dünyayı artık öyle kavramak biçiminde değil de daha geniş bir biçimde kavruyorlar. Farklı kültürlerle, farklı yaşam biçimleriyle yüzleştikçe, karşılaştıkça kendi yaşantılarını belki yenileme, sorgulama gereği duyuyorlar ve mevcut kent devletleri biliyorsunuz tiranlar biçiminde, yani bir tür aslında demokrasi de var ama gene bir monarşi ya da oligarşi tarzında yönetiliyor. İmparatorlukların yapısal özellikleri daha farklı. Çok farklı. Mesela diyelim ki Osmanlı'yı düşünün. Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde kimler var? Yek vücut mu Osmanlı İmparatorluğu, değil mi? Yani bir kültürden mi oluşuyor? Sadece Türkçe konuşan, sadece İslam'a inanan, değil mi? Müslümanlığa inanan insanlardan mı oluşuyor? Hayır. İçinde Süryani var, Hristiyan var, Ermeni var, Yahudi var. Her türlü toplumdan farklı felsefelere, görüşlere sahip insanları kavruyor imparatorluklar. Yani kent devletinden emperyal, yani toplum biçimine geçiş, imparatorluklara geçiş de felsefeyi de yerinden oynatıyor. Felsefi düşünceleri de yerinden oynatıyor. Niye? Farklı kültürlerin bir araya gelmesini sağlıyor. İnsanlar yaşadıkları şeyi karşılarındakine bakarak da sorgulama, anlama gereği duyuyorlar. Yani bu bir melezleşme aslında. Bir tür melezleşme. Bir tür kozmopolitizm. Kozmopolit, yani çok parçalı. Tek parçanın büyümesi değil, büyüklüğün birçok parçadan oluşması gibi. Böyle bir yapı. Dolayısıyla mesela bugün bile biz öyle gibiyiz yani. Her gün yeni bir şey çıkıyor yani, değil mi? Yeni bir marka otomobil, yeni bir işte yaşam biçimi, bilmem ahlak tarzı, giyim tarzı, kuşam tarzı falan, değil mi? Yani bazen biz de boşluğa düşüyoruz yani, değil mi? Ya da araç gereçler bizi kendimize bile yabancılaştırabiliyor. Helenistik dönemin en büyük özelliklerinden birisi bu arkadaşlar. Böylesi bir toplum düzeninde diyor, bireyin felsefeden beklentisi, yol göstericilik görevini yerine getirmesidir. Stoalar, Stoalılar, Epikuros, Akademi, Septikler, Filon ve Platinos bu dönemin önde gelen felsefi akımları ve isimleri diyelim. Helenistik dönemi de bir dağılma dönemi olarak kabul etmekte fayda var. Şimdi burada geçen bazı isimler var. Stoa, Epikuros, ondan sonra gibi. Bunları tabii biraz eşelemek lazım. Yani bireysel olarak eşelemek lazım. Buna şimdi bizim vaktimiz çok uygun değil. Yani gireriz aslında ismen. Ama bunları da ben size bırakıyorum. Yani bir parça bu kavramları yazarak gerek felsefe tarihinden, gerek felsefe ansiklopedilerinden veya işte ne bileyim bir takım bu tarih kitaplarından bakabilirsiniz. O zaman daha da bir içi dolar. Mesela diyelim ki yerine yabancı gelmiyor ama özellikle bakmak lazım. Vaktimiz sınırlı biraz. O yüzden daha bak mesela diğer dönemlere de böyle değineceğiz kaba kaba. Bunu böyle geçiyoruz arkadaşlar. Ve Orta Çağ geliyor. Helenistik dönemden sonra Orta Çağ geliyor. Tabii şimdi şöyle düşünmek lazım. Ben kafanızda bunu mesela hayal ederken şöyle düşünmenizi arzu ederim. Yani biz şimdi böyle bir dönemi alıyoruz, konuşuyoruz. Ya biz büyük bir coğrafyadan, birçok insandan bahsediyoruz. Belli bir teknolojiye sahip kültürlerden bahsediyoruz. Yani işte dağılma dönemi dedik, geçtik. Çok kolay oldu aslında. Yani bunun böyle gerçeğine inip tarihine inip bir baktığımız zaman çok farklı manzaralarla karşılaşacağız. Yani bilginin yayılması çok kolay değil o dönem itibariyle. Ulaşım araçları ne kadar, düşün yani ne matbaa var, ne okuma yazma bilen sayısı çok fazla. Anlatabiliyor muyum? Birçok şey el yordamıyla veya işte elçiler yoluyla iletiliyor. Yani en iyi posta aracı posta güvercinleri. Düşün yani, şimdi senin telefonun internetin var. Adam web sayfası yerine dikili taşı koyuyor. Yani o zaman web sayfası yok, ancak web sayfası yerine tarihte yaşadıklarını dikili taş aracılığıyla sana iletiyor, değil mi? Halen bile dikili taşlarımız var. Yani bu bağlamda düşünmek lazım. O günün koşulları içerisinde, o günün coğrafyasında, o günün teknolojisi içerisinde
düşünmek lazım. Yani savaşlar var. Belli toplumlar birbirlerini, değil mi, işgal etmek istiyorlar. Bereketli topraklarını ellerinden almak istiyorlar. O topraklara kendileri yerleşmek istiyorlar. Dünyaya hükmetmek istiyorlar. Bütün insanları kendi inançları içinde, kendi kültürleri içinde asimile etmek istiyorlar. Yani bir yandan da böyle bir atraksiyon var, böyle bir hareket var. Yoksa her şey günlük Hristiyanlık, insanlar oturuyor, tım 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 düşünüyorlar değil yani. Gene korkunç bir doğa belki bitmiş. İlkel insan doğayla mücadele ediyordu. Ama artık bu tip bir toplumda ne var? Siyasal mücadeleler, dinsel mücadeleler var. Şu anda toprak mücadeleleri var, tarımsal mücadele var, ganimet. Yani bir toplumun biriktirdiği değerler, bu kendi teknolojisi falan, bu toplumun ganimeti. O yüzden duvarlar kalın. O yüzden silahlı insanlar kapılarda, şehrin kapısında nöbet tutuyor. Bugün şehrin kapısında silahlı kimse nöbet tutmuyor, değil mi? İyi de hocam, uçaklar var yani, kimseye yani, değil mi? Şey yani işte hepsi birbirini tamamlıyor. Yani uçaklar var ama bir de radarlar var yani. Artık radarlar onların yerine geçmiş durumda. Hemen radar diyor silahlı kuvvetlere, bir yabancı şeyler gibi oradan uçaklar kalkıyor. Ha, bir dakika sen çık bakalım hava sahasından. Gene bekçi var ama biçim değiştirmiş yani. Yani. He. Yani bu mücadele aslında halen o felsefi seyirin dışında bir siyasal seyir var. Bir yaşam mücadelesi seyiri var. O halen devam ediyor aslında. Bugün mesela ben diyelim şeye bakalım, işte Libya bombalanmaya başladı. Ne diyor Kaddafi? Diyor ki ben diyor Haçlı seferi artık başlamıştı diyor. Halen Haçlılar gibi avlıyor adam şeyi, gelen yabancı şeyleri, güçleri, kuvvetleri, değil mi? Orada bir halkın kendine göre bir talebi var. 40 senedir adam yönetiyor oraları. İnsanlar ondan, belki bilemiyoruz tabii, hani farklı söyleyenler de var, çok mutlu değiller. Tek adam yönetiminden çok mutlu değiller, değil mi? Muazzam orada kan dökülüyor yani şu an. Bir de her yerde halkın sesi mümkünken orada bir kişi sadece, yani bir kişinin söylediklerini uygulamak zorundalar. Tabii yani despotik, İnsanlar artık daha despotik bir yönetim yani. Söz konusu. Monarşik bir yani yönetim söz konusu. Kabul etmiyorlar. İnsanlar daha özgürleşmek istiyorlar, kendilerini ifade etmek istiyorlar. Bireyin üzerinde bir güç istemiyorlar. Yani. Bunda haklılar tabii ki. Onlar da baskı oluyorlar. Tabii ki haklılar. Evet. Veya gayri safi milli hasıladan paylarına daha çok para düşsün istiyorlar. Daha iyi yaşam koşullarında yaşamak istiyorlar. Çünkü onlar da kendilerine göre bereketli topraklar üzerinde bulunuyorlar. Yani bizde böyle 3 metrede su çıkar, onlarda 1 metrede petrol çıkıyormuş. Düşünsene ne kadar kıymetli bir alanın üstündeler ama sefaleti yaşıyorlarsa eğer. Bu başkaldırıda bir haklılık payı aramakta fayda var ama duyduğumuza göre Kaddafi de ev yaptırıp dağıtıyormuş yani. Şu an öyle için yapıyor ama. Oturmuyormuş yani, bilmiyorum. Yani o Türk şirketlerinin, inşaat şirketlerinin çoğunun Kaddafi'ye halka dağıtılmak üzere beleş ev yaptığı söyleniyor. Yani bilmiyoruz tabii, şimdi onu araştırmacı uzmanı değiliz ama şundan eminiz, halen insanlar özgürlüklerini arıyorlar, halen insanlar bir şekilde bu topraklar üzerinde, bu küre üzerinde bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Aynen bu mücadele nasıl batı gidiyor, şeyi korumaya gidiyor. Evet. Doğuya demokrasi dağıtmaya gidiyor ama orayı kan gölüne çeviriyor. Bu refleksleri bugün değil. İşte Helenistik dönemde mesela o İskender dönemi. İskender'in de aynı benzer hafyanlar yaptığı ve dünyaya hükmetmek arzuları var. Sezar'ın Roma İmparatorluğu'nun, değil mi? Bu batının doğu üzerindeki, doğunun nimetleri üzerindeki şeyi hiç bitmiyor. Beklentileri, arzuları, sömürüsü bitmiyor. Bu dönemler, felsefi dönemlerden bahsettiğimiz zaman geri planda da bizim bu şekilde seyreden bir hayat sürdüğünü de unutmamamız gerekiyor. Yoksa her şey günlük Hristiyanlık, sadece insanlar oturuyorlar, dönemden döneme atlıyorlar değil yani. Bir yandan da hayat şiddetle ve çatışmalarla, belli zorluklarla devam etmekte. Evet. Şimdi orta çağ arkadaşlar, orta çağa bakıyoruz. Bu da ilk çağ. Orta çağ Rönesans ve aydınlanma çağı bizim altını
çok kalın çizmemiz gereken çağlar. Ben size bunu ipuçlarını şimdiden vereyim. Anlatabiliyor muyum? Bizim üstünde asıl durmamız gereken çağlar. Birisi Antik Yunan'dır. Klasik Antik Yunan, Orta Çağ ve Rönesans ve Aydınlanma Çağı. Bu üçü bizim felsefi bakışımıza iyi şeyler katar diye ben düşünüyorum. Yani bu Helenistik dönem, ondan sonra işte 17. yüzyıl felsefesi, bunlar da önemli ama bunlar biraz daha böyle geçiş aşaması gibi duruyor. Esas altı çizilmesi gerekenler saydıklarımdır. Şimdi Orta Çağ'dan oluyor arkadaşlar. Orta Çağ'ın temel düşüncesine bakıyoruz. İşte klasik Antik Yunan'dan sonra bir Semevi dinler. Semevi. Göksel. Değil mi? Dinliyor musun? Ben burada şunu da size göstermeye çalışıyorum. Animizm, mitoslar ve Semevi dinler. Din, yani insanın dini inanç gereksinimi ve dini inanma biçimi de bir evrim geçiriyor neredeyse. Yani her şeyin içinde bir canlı düşünüp her bulduğu güçlü kuvveti hemen taparken bir de bakıyorsun daha insani tanrılar icat ediyor. Sonra da semevi dinler, göksel dinler, tek tanrılı dinlere bir geçiş yapıyor. Aynı zamanda. İşte Orta Çağ'ın da temel karakterini belirleyen özelliklerden biri arkadaşlar bu şeyin Semevi dinlerin ortaya çıkmasıyla birlikte başlıyor Orta Çağ düşüncesi. Orta Çağ felsefesi modelleyen temel düşünce Semevi dinlerden kaynaklanıyor. Yani Hristiyanlıktan kaynaklanıyor aslında. Biliyorsunuz Hristiyanlıktan önce Musevilik var. Musevilik. Değil mi? İsa'nın şey Musa'nın dini. Musa'nın dini. Öbürü İsa'nın dini. Ondan sonra bizim Müslümanlık Muhammed dini. Değil mi? Şimdi tabii bu bizim konuştuğumuz meseleler daha çok Batı felsefesine bir şey gönderme. Batı felsefesi üzerinden biz anlatıyoruz felsefe tarihini burada kısmen. Mesela diyelim ki ilk çağ işte kaçıncı yüzyıla kadar? İkinci yüzyıla kadar devam ediyor. Ama orta çağ ne zaman başlıyor? İkinci yüzyıla 14. 15. yüzyıla kadar. Bak. İkinci yüzyıldan 15. yüzyıla kadar. Kaç yüz sene? Neredeyse 1300 sene. Değil mi? 200 seneyi oradan çıkarsan 1300 sene devam eden bir şeyden bahsedeceğiz şimdi. İnanma biçiminden, yaşama biçiminden, kavrama biçiminden. Ama bu kavrama biçimi daha çok Avrupa'yı ilgilendiren, Batı toplumlarını ilgilendiren bir kavrama biçimi. Bu Orta Çağ meselesi ya da felsefesi onların yaşam biçiminden kaynaklanıyor. Ama o tarihlerde mesela Osmanlı diyelim toplumu çok ileri bir şeyi yaşıyor. Daha ileri bir kültürü yaşıyor. Mesela Orta Çağ için karanlık çağ da denir. Karanlık çağ hakikaten de karanlık bir çağdır yani. Yaşam biçimi olarak, gelenekler olarak, yasalar olarak, cezalar olarak, yeryüzü nimetleriyle gökyüzü nimetlerinin karşılaştırılması anlamında onlara atfedilen değer olarak yani insanın Orta Çağ dünyaya küstüğü bir çağ aslında. Yani genelleme yaparsak böyle de söyleyebiliriz. Yani akıldan vazgeçilip, bilimden vazgeçilip, araştırmadan vazgeçilip, dünya nimetlerinden vazgeçilip, insanın kendini inkara varana kadar götürülebilen bir düşünceyi biz bugün de yaşansa gene Orta Çağ düşüncesi diyebiliriz. O yüzden belki bir genelleme olarak her bu tür yaşam biçimlerine biz yakıştırıp tanımlasak bile genel olarak Avrupa'nın ya da Batı'nın Batı'yı tarif eder Orta Çağ. Yani onları yaşama biçimlerinden kaynaklanır. Şimdi ne oluyor bu Orta Çağ'da? Az önce üstünde durduğumuz Antik Yunan değerlerinin unutulmasıdır. Unutuluyor. Artık Yunan her şeyi akılla karşılıyor.
araştırmayla, felsefeyle karşılıyor. Ama orta çağda aklın, felsefenin bittiği, skolastiğin başladığı, dogmatizmin başladığı nokta ortaya çıkıyor. Şimdi bunu biraz tane tane okuyarak gitmekte fayda var. Milattan sonra 2. yüzyılla 15. yüzyıl arasında süren felsefe, farklı gelenekler olmasına rağmen ortaçağ felsefesi bir bütündür. Hakikaten öyle. Vahye dayalı tek tanrı dinlerin hakim olduğu dönemdir. Mutlak anlam evrende değil, onu yapandadır. Mutlak anlamı soruladığı zaman evreni bulmuyor, onu yapanda buluyor mutlak anlamı. Orta çağda felsefe dini otoritenin baskısı altına girmiştir. Yani düşünce kalkmıştır artık ortadan. Din adamları neyi nasıl tarif ediyorlarsa, yani kilise erbabı neyi nasıl tarif ediyorsa, doğru olan odur, mutlak olan odur, kesin olan odur, inanılması gereken odur şeklinde algılanıyor, anlaşılıyor. Yani bugün eğer şeyin uğramadığı, doğru düşüncenin uğramadığı bir yerde birileri yanlışları zikrediyorsa, orası da gene orta çağ yaşıyor demektir. Orta çağ filozoflarının tamamı din adamı, yani Hristiyan kilisesinin hizmetkarlarıdır. Kendilerini öyle tanımlıyorlar. O din adamları, o Hristiyan din adamları kendilerini kilisenin hizmetkarı olarak tanımlıyorlar. Bunda bir sorun yok aslında. Bugün mesela diyelim ki ben bir çekimini yapsam, bizim caminin imamı da kendini Tanrı'nın hizmetkarı olarak sunabilir, yani öyle takdim edebilir. Bunda bir sakınca yok. Caminin de, cemaatin de Tanrı giderek Tanrı'nın da kendini hizmetkar olarak tanımlayabilir. Bir sorun yok. Sorun nerede ama? Sorun Tanrı lafzı diye kendi yutturmacalarını halka yutturmasından kaynaklanıyor. Sorun burada. Bu yüzden felsefenin bu dönemde çok yok kat ettiği söylenemez. Her şey kilisenin egemenliği altındadır. Özgür düşünce yok edilmiştir. Hatta o kadar yok edilmiştir ki sanatçıların kendi atölyelerinde ürettiği nesneler birer büyücülük, birer şeytancılık, neyse, büyü vesilesi kabul edilip sanatçıların canına kıyılmıştır. Eserleri kent meydanlarında cayır cayır yakılmıştır. Yani bilim ve sanatla uğraşan herkesi sen büyücülük yapıyorsun, halkı kandırıyorsun, sen şeytansı işlerle uğraşıyorsun. Sen aslında giderek senin içine şeytan girmiş. Hatta sen şeytansın deyip o bilim ve sanatın önünü kesmişlerdir. Gerçekten. Böyle bir şeyi hayal edebiliyor musunuz ortamı? Yani şimdi sen oturuyorsun, aklına geleni yapıyorsun mesela. Sana ne güzel yapmışsın diyor insanlar. Ama bundan işte birkaç yüz sene önce, diyelim ki 1000 sene önce, 2000 sene önce, neyse, sen bu kadar özgür değilsin, öyle her aklına geleni yapamazsın. İşte o Avrupa orta çağında sen ne yaparsın? Kilisenin, papazın söylediği resmi yapmak zorundasın. Onun söylediği şekilde düşünmek durumundasın. O aracı, tamamen aracı. Tanrı'yla senin arandaki aracı. Ve biz de biliyorsunuz aracı. Sen Tanrı'yla istediğin atıp buluşabilirsin yani. Bizde öyle bir kilise, ruhban sınıfı yok bizde. Onlarda bir ruhban sınıfı var. Yani bu anlamda bakarsan bizim yani Osmanlı'nın orta çağı yaşamamış olması çok normal. Değil mi? Çünkü o dönemde de bir aracı kabul edilmemiş, ruhban sınıfı kabul edilmemiş. Hani Şeyhülislam olsa bile dini konuda fetvalar veren, ahkam kesen, kendine göre bilgi veren insanlar olsa bile böyle bir ruhban sınıfı olmadığı için bu tür şeyler yaşanmamış. Anlatabiliyor muyum? Yaşanmış ama biraz daha... Yani şimdi kıyaslarsa eğer... Her şey dedik, halk, sanatçılar, bilim ve din adamları kiliseye, kiliseyle paralel bir dini görüşe sahiptir. Yoksa yanar ya da aforoz edilirlerdi. Evet, buyurun. Sayın hocam, bu kutsal kitaplar da giriyor mu ortaşağı? Hani değiştirmişler ya kendi... Giriyor tabii ki, tabii ki giriyor. Şimdi mesela biz biliyoruz ki ortada kaç tane İncil var. Evet. İşte Marka, Yuhanna, Lukas falan gibi İncil'ler var. Bu İncil'ler tabii
ne kadar doğru, ne kadar gerçek, bunlar tartışma konusu belki de, bilmiyorum, çok uzmana olmadığım konularda da fikir beyan etmek istemiyorum aslında. Ama bildiğim kadarıyla bunlar İsa'nın havarileri tarafından, İsa'nın ağzından duyulmuş şeyler diye havariler tarafından yazılmış, söylenmiş. Hatta zaman zaman konsiller toplanmış, İncil metinleri üzerinde konsiller yeniden yazımlar yapmışlar falan yani. O yüzden böyle bir tereddüt her zaman var şeyle ilgili, İncil'le ilgili, o kutsal kitapla ilgili bir takım tereddütler var. Dolayısıyla tek yetki, hatırlayın geçen derslerde de vurgulamıştık. Tek yetki bazen siyasi otoritenin, yani monarşinin bile üstüne çıkan kilise ve teologlar, din adamları. Düşün ki kralın şeyini kutsamasa ne yapmıyor? Krallığı geçerli değil. Kral gidip o kilisenin önünde başına eğmek, saygısını göstermek, ben senden daha alttayım mı söylemek zorunda. Hatta seni götürüp kiliseye kaktis diyecektim. Vaftiz etmesene sen bir şey olmuyorsun. Cennete gitmenin, iyi kul olmanın anahtarını eline alamıyorsun. Seni illa vaftiz edecekler. Hatta sen yıkanır o vaftiz suyunu bedeninden arıtırsan çok büyük bir şeyini, nimetini kaybetmiş sayacağın için kendini yıkanmıyorsun. Düşün ki tekeler gibi kokuyorsun. Hiç yıkanmamışlar. Hatta o adlı sanlı büyük şanlı saraylarına baktığın zaman tuvalet ve banyo yok. Tuvalet yok. O Versailles sarayında, bilmem işte Louvre sarayında falan tuvalet yok. Avrupalıların o dönemde yapılan saraylarda, şatolarda tuvalet yok. Banyo yok. Evet. Nereye yapıyorlar? Bir kabın içine yapıyorlar. Evet, aynen. Bir kabın içine yapıyorlar. Sonra da tüy dikiyorlar. Kuruyunca tencereden atıyorlar. Hani sen de tüy diktin meselesi var ya, buradan geliyor. Hani diyor ya, bir olumsuz durum olur, sen de bir tüy diktin ha meseleye yani. O tüy dikmek oradan geliyor. Evet. Yıkanmıyorlar. Nasıl peki hallediyorlar kötü kokuyu? Parfümlerle hallediyorlar. Evet. Ve ben bir belgeselde izlediğim kadarıyla Haçlı Seferleri sırasında doğuya yaptıkları, bu savaş münasebetiyle yaptıkları, evet, çıkartmada sabunu tanıyorlar. Sabun diye bir şey tanıyorlar ve kendi ülkelerine götürüyorlar. Şu anda onlar, evet, dedi. Yani şimdi biz onlara şey yapmak durumunda değiliz. Biz nesne olarak bakıyoruz, olanı söylüyoruz. Yani nitelemiyoruz. Nitelemelerini herkes kendine saklasın. Ama böyle bir şey, reel bir şey var ortada. Yaşanmış bir durum var. Belki kendi açılarından haklılar. Yani adam böyle düşünüyor. Diyor, ben vaftiz suyumu eğer bedenimden yıkar, arıtırsam, yani Hristiyanlığım, dindarlığım ortadan kalkıyor. O yüzden yıkanmıyor. Öyle düşünüyor, öyle yaşıyor. Ama bir başka kültürde başka şekilde yaşıyor diyelim ki. O yüzden şeyler hakikaten, din adamları muazzam bir şeye sahipler. Hatta hatırlayın şeyle, o postmodernizmi konuşurken hatırlıyor musunuz? Faruk Ateleyer Hoca da diyordu ki kilise Avrupa'nın 3/4 sahip olmuş. Ekonomik olarak. Yani öyle bir fethetmiş ki papazlar halkın, yani bir anlamda bir beyin yıkama operasyonu gibi bir şey. Hem topraklarını sömürüyor, hem aklını sömürüyor, hem bilimini sömürüyor. Kimsenin aydınlanmasını istemiyor. Çünkü aydınlanınca, okuyup anlayınca, ya işte adam tek otorite yani. Evet. Yani böyle bir manzara hayal etmeye çalışın. Ortaçağ filozofuna düşen görev, skolastik öğretiyi mantıksal bir takım yollarla temellendirmek ve savunmaktır. Skolastik burada deyimi aslında school, skolitik yani, ya da okul, okulsu, okul bir, yani okul, okul bilgisi anlamına geliyor diyebiliriz. Ve daha çok şeyin, Aristoteles'in düşüncelerinin tekrarı. Yani belli bir konuda diyelim ki yeni bir düşünce üretmeye gerek yoktur. Zaten söylenecek her şeyi
söylemiştir. Bizim bu inandığımız felsefeciye gidin onu açın bakın. Dolayısıyla doğruyu oradan öğrenin. Düşünmenize gerek yoktur. Skolastik deyimi buradan kaynaklanıyor. Ortaçağ insanının kişiliği yoktur. Ondan beklenen ödev Tanrı'nın buyruklarına itaat etmektir. Aslında bunu kilisenin giderek papazların emrine itaat etmektir şeklinde çevirebiliriz. Bu belki kulağa hoş gelmiyor bazı açıdan baktığımızda. Bu dünyanın nimetlerine yüz çevirmek, kendini öteki dünya nimetlerine layık hale getirmektir. Bak. Mesela diyelim ki bu dünya nimetlerinden yana olmayacaksın. Bu bizde de vardır zaman zaman bazı şeyler değil mi? Böyle günahlarımız, yasaklarımız bazen giyim kuşamda fazla şıkkıdım olmayı böyle değil mi? Hatta belli kutlamalar yapmayı düğün gibi değil mi? Gerek yoktur yani diye düşünürler. Fazla düşkünlük kabul ederler dünya nimetlerine. Bunu zaman zaman belki geleneksel bir düşünce bilmiyorum ama günah da kabul ederler. Değil mi? Mesela düğüne giderken bile usturuplu giyinmek zorundasın. Yani çizgiyi aşmayacaksın. Çizgiyi geçmeyeceksin. Skolastiklere göre Tanrı evrenin ilk yapıcısı ve aynı zamanda ereğidir. Amacıdır. Kendisidir. İnsan Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Felsefe, iman ve teoloji yanında ancak teolojinin uşağı olarak bir işe sahip olabilir. Yani Tanrı bilimin ve imanın yanında felsefenin hiçbir şeyi yoktur. Ama kimin söylediği gene dinsel otoritenin söylediği gerçek değil. Gerçek manada bir dini aklın söylediği değil. Çünkü biz şunu biliyoruz ki bir süre sonra kim çıkmıştır? Martin Luther çıkmıştır ve bu anlayışı protestanlığı, katolik anlayışa karşı protestanlığı taraf bulmuştur. O düşünce hayata geçmiştir. Aynen İslam'dakine benzer aracı yola istememiştir. Yani benim Tanrı ile aramda